Merhabalar herkese. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Birkaç dakika bekleyelim. Sayımız artsın. Ondan sonrasında başlayalım. Bir dakika daha bekleyelim. Sonrasında başlayalım yavaştan. Sayımız artmaya devam ediyor bu arada. Bence yavaştan başlayabiliriz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün promotion ekibi olarak size son 2 senede yaşadığımız tecrübeden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle ben Kübra, yaklaşık 2,5 senedir promotion ekibinde çalışıyorum. Bugün promotion ekibi olarak sizlere son 2 yılda yaşadığımız bir tecrübeden bahsetmek istiyorum dediğim gibi. Aslında promosyonlar sepette nasıl çalışıyordu, mimarimiz nasıldı, daha sonrasında ihtiyaçlarımız doğrultusunda nasıl evrildi, bu sırada hangi teknolojileri kullandık, bu teknolojileri tercih ettikten sonrasında nasıl test süreci yaptık ve daha sonrasında canlıya çıkışımız nasıl oldu, bunlardan bahsedeceğiz. En sonunda da bir QA session'ımız olacak, sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak promosyon ekibi, Trendyol'da promosyon ekibi ne gibi işler yapar, hangi ekiplerle çalışır, en önemlisi promotion nedir, bundan bahsedeceğiz ilk olarak. Promosyon dediğimiz şey aslında belli bir ürün kitlesine yapılan indirim olarak düşünebiliriz.
Bu belli bir ürün kitlesi, yani hangi ürün kitlesine olduğunu belli eden şey ise bizim için sepet özellikleri diyebiliriz. Sepet özelliklerine örnek verecek olursak aslında bir ürünün kategorisi vardır, sellerı vardır, ait olduğu bir butik vardır. Bu gibi özellikleri biz sepet özellikleri diyoruz ve bu sepet özelliklerini kullanarak aslında hangi ürün kitlesine promosyon tanımlamak istediğimizi promotion datasının içerisindeki conditionlar kısmı ile belirtebiliyoruz. Örnekler üzerinden gidecek olursak Trendyol Milla markasından yapacağınız 50 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %20 indirim. Burada Trendyol Milla markasına ait ürünlerde geçerli olan bir promosyon tanımı görüyoruz. Veya Trendyol Men Butiği'nde saatlerde 2 al bir öde. Burada da Trendyol Men Butiği'nin ürünlerinde geçerli olan 2 al bir öde kampanyasını görüyoruz. Yani promotion datasının conditionlarında Trendyol Men Butiği'nin ID'si koşul olarak bulunmakta. Veya hızlı marketten yapacağınız ilk alışverişe 20 TL indirim. Burada hızlı market veya yemek platformları veya Dolap, Trendyol gibi platformları biz Channel ID olarak adlandırıyoruz. Ve burada da aslında gördüğünüz üzere çok jenerik bir promosyon tanımı yapılabiliyor. Yani tüm channel'da geçebilecek bir promosyon tanımlanabiliyor. Veya elit kullanıcılara 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava. Burada da diğer üçünden farklı olarak göreceğiniz bir kargo bedava kampanyası var. Üçü sepette indirimde, bu ise kargo bedava ve belli bir user segmentine, user kitlesine tanımlanmış bir kampanya aslında. Şu anda ekranda gördüğünüz conditionlar, promotion condition tipleri, yani hangi ürün kitlesine tanımlı olacağını belirleyen promosyonun koşulları bizim tüm koşullarımızı oluşturmamakta. Toplamda 16 tane promosyon koşulumuz var. Burada hepsi yok ama daha çok bilinmeyenlerden örnek verecek olursam eğer e-mail extension'a, user segment'e veya kart tipine, kayıtlı karta dahi promosyon tanımlanabiliyor. Aynı zamanda bir promotion'un birden fazla koşulu olabilir ve bu koşullar kendi aralarında V ile bağlanıyor. Mesela brand ve kategorinin birleşimi bize şöyle bir örnek doğurabilir. Trendyol Milla markasında ayakkabı kategorisine özel 50 TL indirim. Burada spesifik bir markanın spesifik bir kategorisine özel bir indirim tanımlanmış. Bir alttaki örnekte ise Kibra Market'in Gültepe şubesinde %20 indirim. Yine Kibra Market benim için seller ID'yi, Gültepe şubesi ise store ID'nin birleşimini oluşturmakta ve bu conditionlar dediğim gibi kendi aralarında V koşuluyla bağlanmakta. Şimdi beraber çalıştığımız ekipleri çok kısa özet geçirmek gerekirse eğer checkout tarafı ile sepette promosyonların hesaplanması, promotion kodunun eklenmesi, çıkarılması gibi yerlerde beraber çalışıyoruz. Order Management System dediğimiz OMS olarak kısalttığımız ekip ile iptal iade senaryolarında beraber çalışıyoruz. Browsing ile Trendyol üzerinde ürünlerin üzerinde gördüğünüz promosyon dataları için beraber çalışıyoruz. Seller Center ile sellerlerin kendi kampanyalarını, kendi promosyonlarını yaratabildikleri ekranlar üzerinden beraber çalıştık. Şu anda web üzerinden ve mobil application üzerinden kendi promosyonlarını yaratabiliyorlar. Product Information Management, PIM olarak kısalttığımız ekip ile ve Marketplace ile aslında internal yani Trendyol içindeki promosyon tanımlamaları için beraber çalışıyoruz. Yine Data Engineer, Customer Service ve Zeus ekipleri de beraber çalıştığımız ekipler arasında diyebilirim. Şimdi burada az önce anlattığım promotion ekibinin yaptığı işlerin Trendyol'daki görünür kısmında örnekler verecek olursak ilk görüntü bizim için promosyonların sepette nasıl gözüktüğüne bir örnek. Şu an sepette 5 tane promosyon çalışmış ve bu promosyonların karşılığında hangi promosyon ne kadar indirim yaptığını görebiliyoruz. İkinci görüntümüz ise ürün detay sayfası. Yani bir ürünün içerisine girdiğimizde o ürün üzerinde geçerli olan promosyon datalarını yine görebiliyoruz bu şekilde. Aynı zamanda mesela bu üründe geçerli 2 adet ve üzeri 10 TL indirim var. Bu promosyonun geçerli olduğu diğer ürünlere de buradan ulaşabiliyoruz. Üçüncü görüntümüz ise search result olarak adlandırdığımız, aslında search'e bir parametre girdiğimizde, mesela bir ayakkabı arattığımızda listelenen ürünler üzerinde gözüken promosyon datalarını yine bu şekilde görebiliyoruz. Son örneğimiz ise aslında birlikte al kampanyalarının
Ön yüzde nasıl gözüktü? Birlikte al kampanyaları son zamanlarda çok revaçta olan, çok kullanılan kampanya türleri. O yüzden bundan da bir örnek koymak istedik. Mesela buradaki örnekte Nevresim takımı alana oda kokusu 1 TL, kazancımız da 73,99 diye görebiliyoruz. Buraya kadar promosyon ekibi ne yapar, hangi işlerle ilgilenir, hangi ekiplerle çalışır? Çok kısa özet olarak bunları geçmek istedik. Şimdi ana konumuza girecek olursak eğer, promosyonlar sepette ilk başta nasıl çalışıyordu, yapımız nasıldı? Birazcık bunu anlatalım. Bir müşterinin sepete bir tişört attığını düşünelim. Sepet özellikleri, sepet içeriği checkout tarafından promotion API'ye geliyor. Promotion API ise bu sepet içeriğini Promotion Search API'ye, yani PSA'nın kısaltması, PSA olarak kısaltılan bizim Golang ile yazdığımız kendi servisimize bu request sepet içeriği geliyor. Bu servisin görevi ise sepete uygun promosyonları bulup bunu Promotion API'ye dönmek. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında her bir PSA podu 2 dakikada bir Promotion DB'si olan MSS Query ile inip aktif promosyonları çekip in-memory cache'inde tutuyor. Aktif promosyonlar dediğimiz şeyler ise aslında başlamış ve o anda devam etmekte olan promosyonlar olarak düşünebiliriz. Burada neden PSA gibi bir çözüme ihtiyaç duydunuz? Neden sepete uygun olan promosyonları bulma görevine external bir servise verdiniz diye soracak olursanız aslında biz sepet gibi kritik bir noktada sepete uygun olan promosyonları main servisimiz olan Promotion API'ye yüklemek istemedik. External bir servis tamamen bu görevi üstlensin ve olabildiğince hızlı bir süreç olsun istedik. Bundan dolayı da Promotion Search API'yi tercih ettik. Kendi yazdığımız bir servisi. PSA yerine farklı çözümler de denendi bu arada. Elasticsearch gibi veya Redis gibi. Ama dediğim gibi sepet gibi kritik bir noktada biz bu sürecin olabildiğince en performanslı olmasını sağlamak amacı ile bazı testler yaptık. Testlerimizin sonucunda en performanslı olanın kendi yazdığımız Golang ile yazılmış bir servis olduğuna karar vererek bu çözümü tercih ettik ve böyle bir yapı oluşturduk. Bu arada PSA bu promotionları Promotion API'ye döndükten sonrasında Promotion API sepet ile PSA'dan aldığı promosyonları hesaplayarak aslında sepetteki indirim miktarlarını bulur ve checkout API'ye döner. Peki bu konuştuklarımızdan örnek verecek olursak eğer PSA request'i gördüğünüz bu şekilde geldi. Sepet içeriğim, sepet içerisinde bulunan ürünler ve o ürünlerin sepet özellikleri yine bu şekilde geldi. PSA bunu aldıktan sonrasında aslında her bir sepet özelliğini birer listede topluyor. Mesela sepet içerisinde bulunan ürünlerin tüm campaign ID'lerini bir listede topluyor. Brand ID'lerini bir listede, kategori ID'lerini vesaire diğer tüm sepet özelliklerini birer listede topluyor. Daha sonrasında cache'inde tuttuğu aktif promosyonları yani başlamış ve o anda devam etmekte olan promosyonları ile sepet içeriğini karşılaştırarak brute force searching yaparak aslında aktif promotionlar içerisinde dönerek sepete uygun promosyonları buluyor ve bunu Promotion API'ye dönüyor. Bizim başlangıçta tasarladığımız yapı bu şekildeydi ve gayet de güzel gidiyordu aslında, planladığımız gibiydi her şey. Daha sonrasında bizim için PSA'nın bir kırılım noktası diyebileceğimiz bir gün oldu. Bu kırılım noktası ise bir gün içerisinde oldu. Şu anda ekranda iki tane query görüyorsunuz. Bu query'nin sonucu aslında bize aktif promotion'ların sayısını vermekte. Aktif promotion'lar başlamış ve devam etmekte olan promosyonlar demiştik zaten. İlk query'miz 2020 yılının 6. ayının 22'sini sorguluyor. Ve o gün sadece 3.975 tane aktif promosyonumuz varken aslında bir gün sonrasında 47.758 tane aktif promosyonumuz olmuş. Yani bu datamız 12 katından fazla artış sağlamış diyebiliriz. Toplam promosyon sayımız ise 38.000'den 82.000'e çıkmış. Ama bizim için önemli olan toplam promotion sayısından ziyade aktif promotion sayımız. Neden? Bunun cevabını aslında burada söylemiştik. Ne yapıyordu? Promotion Search API nasıl çalışıyordu? 2 dakikada bir Promotion DB'sine gidiyordu ve aktif promosyonları çekip cache'inde tutuyordu. Yani aktif promosyon sayısının 12 katına çıkması demek, 2 dakikada bir
PromotionDB'den çektiği datanın 12 katına çıkması demek. Aynı zamanda cache'inde tuttuğu promotion datasının 12 katına çıkması demek. Aynı zamanda brute force searching yaptığı promotion datasının 12 katına çıkması demek her bir request'te. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir değişimdi. Peki bu değişim neden oldu diye soracak olursanız, aslında business tarafının seller'lara 44 bin tane seller'a kargo bedava kampanyası tanımlamasından dolayıydı. Çok hızlı gelişen bir süreçti. Bizim de aslında böyle bir data artışı beklentimiz yoktu. Dolayısıyla daha öncesinde de planlanmış bir çözümümüz yoktu. Ve bu data artışından sonrasında PSA'nın etkisini beraber görelim şimdi. Şu an kesikli çizgi olarak gördüğünüz yer aslında tanımlama öncesi sadece 3900 tane aktif promotion varken ki PSA'nın average response time'ı 2 milisaniyelerdi. 47.000 tane aktif promotion data oluştuğunda ise bu değer 12 milisaniyelere kadar yükseliyor ve dalgalı bir şekilde seyiriyor. Bu değişim bizim için çok tahammül edilebilir bir değişim değildi. Çünkü PSA gibi bir çözümü seçmemizin sebebi aslında sepet gibi kritik bir noktada olabildiğince performanslı olan bir çözüm olarak görmemizdi. Dolayısıyla bu çözümü kabul etmedik aslında. Ve yeni tanımlanan 44 bin promosyonun ise vadesi çok uzundu. Yani çok uzun bir süre aktif olarak kalacaktı. Bu da demek oluyor ki aslında bizim çok uzun bir süre aktif promotion datamız bu minimum bu şeyde sayıda seyirecekti. Daha sonrasında biz bu değişime ayak uyduracak hızlı bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Çünkü event dönemi de yaklaşıyordu. Hani bizim düşündüğümüz şey aslında kalıcı ve en iyi çözümden ziyade hızlı bir çözüm bulmaktı. O an etki edecek bir çözüm bulmaktı. Çünkü event dönemi de yaklaşıyordu dediğim gibi. Bu yüzden biz datamızı inceledik. Datamızı incelediğimizde aslında promosyon datasının çok büyük çoğunluğunun %90'dan fazlasının seller promotionlarından oluştuğunu gördük. Seller promotionları dediğimiz ise spesifik olarak bir seller'ın ürünlerine tanımlanan promosyonlar olarak düşünebiliriz. Yani promosyon condition'da seller ID bulunan promosyonlar. Daha sonrasında ikinci sırada campaign promotion'ları geliyordu. Yani butik tanımlı, promosyon condition'larını butik ID barındıran promotion'lar. Biz bu iki promotion tipini aslında map olarak tuttuk. Seller promotion'ın key seller ID'den, campaign promotion'ın key yine campaign ID'den, values'u ise o campaign'e tanımlanmış promosyonlardan oluşuyordu. Other promotion dediğimiz ise promosyon condition'ında seller ve campaign dışında farklı condition tiplerinden oluşan promosyonlardan oluşuyordu. Biz aslında bu modeli tasarlayarak şunu amaçladık. Request'ten gelen seller ve campaign ID'leriyle hızlıca map içerisinden bu seller'lere ve bu campaign'lere tanımlanmış promosyonları bularak other promotion'lar ile birleştiriyor ve oradan brute force searching yapmaya devam ediyorduk. Yani her ne kadar cache'imizde tuttuğumuz, PSA'nın cache'inde tuttuğu promotion datası 12 katından fazla bir artış sağlasa da biz döndüğümüz promosyon sayısını sepet özellikleriyle promotion condition'ları karşılaştırdığımız promotion sayısını olabildiğince daraltmaya çalıştık, küçültmeye çalıştık. Böyle bir model tasarladıktan sonrasında bunu canlıya aldığımızda PSA'nın average response time'ındaki değişimi şu şekilde oldu. 8 milisaniyelerden 1 MS'lerin altına düştü. Bu bizim için çok iyi bir sonuçtu. Çünkü dediğim gibi sadece 3900 tane aktif promosyon varken aslında response time'ımız 2 milisaniyelerdeydi. Daha sonra datamız çok büyümesine rağmen response time'ımızı yarı yarıya azaltmış olduk. Gayet tatmin edici bir sonuçtu bizim için. Bunun ise promotion API'ye yansıması şu şekilde oldu. Average response time'ımız 15 MS'lerde dolaşırken promotion API'ni bu geliştirme sonrasında 7 milisaniyelere kadar düştü. Ve biz bu çözümü Black Friday'e bu çözümle girdik. 2020 Black Friday'ine. 2020 Black Friday'inde promotion API'nin metriklerini görüyorsunuz şu anda. 400K'lara kadar, 400.000'e kadar throughput almamıza rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve bizim için çok rahat geçen bir Black Friday'di açıkçası.
Fakat asıl noktaya gelecek olursak, hani diyoruz ki aslında böyle bir çözüm tasarladık, bu çözüme de geçici bir çözüm, hızlı aksiyon aldığımız bir çözüm olarak değerlendirdik ve Black Friday'yi bile aslında bu şekilde geçirdik ve bir sıkıntı yaşamadık. Her şey hani gayet güzel akıyordu diyoruz. Fakat biz niye hala bu çözümü geçici bir çözüm olarak adlandırıyoruz? Datamızın büyümesine rağmen eskisinden daha iyi performans gösteren yeni hale, daha iyi bir hale getirdik sonuçta. Birazcık bunların sebeplerinden bahsedecek olursak aslında sunumun başında da bahsetmiştim. Sellerlerin kendi promosyonlarını oluşturdukları ekranlar tasarladık demiştim. Artık her bir seller kendi promosyonunu yaratabildiği için günde 5.000'e kadar 5.000, 6.000 tane promosyon oluşturulmaya başladı. Bu bizim için normal bir data artışı haline geldi. Fakat PSA'nın bunu kaldıramadığı noktalar oldu. Mesela cache refresh time'ımız çok arttı. Neden? PSA nasıl çalışıyordu normalde? Şurada anlattığımız gibi her bir PSA kodu Promotion DB'ye gidip 2 dakikada bir aktif promotionları çekip cache'inde tutuyordu. Yani gün be gün aslında promotion datası arttıkça Promotion DB'den çektiği ve cache'ini doldurduğu süre bizim için bir yerden sonrasında çok artmaya başladı. Ve PSA'nın zamanında cache'ini yenileyemediği durumlar oluştu ve error'lar aldık. Bu bizim için bir önemli sebepti. Bir diğer sebep ise Promotion DB'de bir yerden sonra çok fazla yük oluşmaya başladı. Çünkü her bir PSA kodu 2 dakikada bir DB'ye inip çok büyük bir data çekiyor. Promotion DB'ye binen bu yükten dolayı biz DB tarafında bir bottleneck yaşamaya başladık. Hatta bundan main servisimiz olan Promotion API de etkilendi zaman zaman. Bundan dolayı da Promotion Search API'yi yatayda scale edememeye başladık. Neden? Çünkü her bir ayağa kalkan PSA kodu aslında DB'ye yaratılacak yeni bir yük anlamı taşımaya başladı. Bundan dolayı da yatayda scaling bizim için zor hale geldi. Scale ediyorduk. Event dönemlerinde tabii ki de scale oluyorduk ama bir hata var mı? Bir sorun var mı? DB'ye çok yük biniyor mu? Bizim main servisimiz Promotion API bundan çok etkileniyor mu diye sürekli olarak monitör ediyorduk ve sürekli olarak alertlerimizi takip ediyorduk. Alertingler kurduk bunun üzerine. Böyle bir serüvenimiz vardı. Nöbetçimiz sürekli olarak burayı takip etmek durumunda kalıyordu. Bu bizim için en büyük sebeplerden birisi PSA'yı günü kurtarmalı çözüm olarak adlandırmamız aslında. Bir diğer sebep ise memory usage. Yine promotion datasının agresif büyüyüşüne sebep paralel bir şekilde aslında her bir kodun kullandığı memory miktarı da çok arttı. Bundan dolayı da biz deployment YAML içerisinde bulunan requestlerimizi, resource limitlerimizi güncellemek zorunda kalıyorduk ve sürekli olarak dikeyde scale ihtiyacı hissediyorduk. Bu da bizim için PSA'yı günü kurtarmalık çözüm olarak görmemizdeki başlıca sebeplerinden bir tanesi. Bunun dışında başka sebeplerimiz de vardı aslında. Onlardan bahsedecek olursak, her bir PSA kodu aslında aynı anda cache'ini yenilemiyordu. Yani bir tanesi 6. saniyede, bir tanesi 15. saniyede yenileyebilir. Her biri 2 dakikada bir yeniliyor ama T anında yenileyecek hepsi diye bir şeyimiz yok. Böyle olunca aslında cache'ini yenilemiş, daha yeni yenilemiş bir PSA koduna gelen request ile cache'ini henüz yenilememiş bir PSA koduna gelen aynı request'in sonuçları farklı olabiliyordu. Bu da sepet tarafında tutarsızlıklara sebep oluyordu. Yani cache'ini yenilemiş bir PSA kodu başlamış yeni bir promosyonu cache'ine alıp bunu artık responsunda dönebilirken cache'ini henüz yenilememiş bir başka PSA kodu yeni başlamış promotion cache'ine alamadığı için bunu responsunda dönemiyordu. Böyle durumlar yaşadığımız için aslında PSA'yı daha fazla bir çözüm olarak görmedik. Haliyle bizim için promotion datasının agresif büyüyüşü de bizim için normal bir durum olduğu için, günlük bir durum olduğu için artık kalıcı bir çözüm bulmaya gittik.
Şimdi anlattıklarımı birer cümleyle özet geçecek olursam eğer, sunumun başında şey demiştim. 38 bin tane toplam promosyon vardı ve bunlardan sadece 3.900 tanesi aktif promotion'da. PSM'ın son zamanlarında bu değerler şu şekilde oldu. 1 milyon 232 bin tane promosyon yaratıldı. Bunlardan 321 bin tanesi aktifti. Yani aktif promosyon datasına baktığımda %100'lük bir artış görüyoruz burada. Bu data büyümesine bağlı olarak cache refresh time'ımız çok arttı. Pod başına düşen memory allocation çok arttı. Bunlardan dolayı yataylı scaling issue'ları yaşadık. Aynı zamanda sürekli olarak dikeyde scaling ihtiyacı hissediyorduk. Ve promotionlar seller'lar tarafından çılgınlar gibi yaratılmaya devam etti. Bu yüzden biz PSA gibi bir çözümden göz ardı edemeyeceğimiz sebepler dolayısıyla vazgeçtik ve kalıcı çözüm olarak PSA'nın yerini Elasticsearch'a bıraktık. Peki neden Elasticsearch'a bıraktık? Neden farklı bir teknoloji değil de Elasticsearch? Buna nasıl karar verdik? Karar verdikten sonrasındaki POC sürecimizi nasıl yaptık? Şimdi arkadaşım Süleyman size bunları aktaracak. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkürler Kübra. Selamlar. Ben Süleyman. 1,5 yıldır Trendyol'dayım. Promosyon ve kupon takımlarında çalışıyorum. Ben Kübra'nın anlattığı promosyon search'te yaşadığımız sorunlar sonrası yeni bir teknolojiye geçişte neler yaptığımızdan, Elasticsearch kararımızın artıları ve eksilerinden, POC sürecindeki tecrübelerimizden bahsedeceğim. Promosyon search işlemi için yeni bir teknolojiye geçişteki önceliklerimizden bahsedecek olursam, Kübra'nın anlattığı Promotion Search API'daki Search Logic'ini direkt taşıyabileceğimiz, Promotion API Search işleminden soyutlayıp Search işlemi için yeni bir implementasyon yapmak bizim birinci önceliğimiz oldu. İkinci önceliğimiz Trendyol'un Multi Data Center çalışmaya başlamasıyla Promotion domain için de Multi Data Center çalışmaları yapmaya başladık. Promotion Search API'nin yerine seçeceğimiz teknolojinin Multi Data Center'da da kolay maintain edilebilmesi bizim için bir öncelik oldu. Üçüncü önceliğimiz de know-how'du. Yani seçeceğimiz teknolojinin komünitesi, daha önce Trendyol içinde de denenmiş, kullanılmış olması bizim için bir öncelik oldu. Trendyol'da sepet adımının kritikliğini düşününce seçeceğimiz teknolojide yaşayacağımız olası sorunları tecrübe etmiş ekiplerin bilgi birikiminden faydalanmak önemli. Elasticsearch'e gelmeden biz Couchbase diye bir mevcut Promotion Search API'yi koruyarak merkezi bir cache uygulaması yapmakla değerlendirdiğimiz fikirler arasındaydı. Bu aşamada hep ekip içi sistem design toplantıları yaptık. Promotion Search için alternatif teknolojileri değerlendirdik. Promosyon kupon domaininin bir diğer parçası olan kupon tarafında ve Trendyol'da Couchbase DB'yi kullanıyoruz. Couchbase DB Document ve key value tabanlı memory first yapısına sahip bir NoSQL veri tabanı çözümü. Promotion search işlemi için Couchbase'de fazlasıyla indeks kullanmamız gerekecekti. Search yaptığımız yerlerde Couchbase'in index mutation senaryoları sebebiyle anında okuma yapamayacağımız senaryolar olacağı için Couchbase'i eledik. Couchbase'in aynı zamanda full text search servisi de var. Bunu neden tercih etmedik gibi bir soru gelebilir. Bu noktada Trendyol'daki diğer ekiplerin POC çalışmalarından faydalandık. Diğer ekiplerin full text search servisiyle yaptığı tecrübeleri, performans açıkları bizim use case'imiz için iyi bir seviyede değildi. Merkezi bir cache uygulamasından kasıt cacheleme işlemini uygulamanın bir podunun yapması ve datayı ortak bir cache sistemine yazması olarak düşünebiliriz. Bu Hazelcast veya Redis olabilir. Diğer podların database'e gitmeden ortak cache sisteminden datayı in-memory cache'lerine çekmesi olarak düşünebiliriz. Bu seçenekte de Promotion Search işlemi için Promotion Search API'yi maintain etmemiz gerekiyordu. Burada database tarafındaki yükü azaltmış oluyoruz ama hala in-memory cache'in büyümesini önlemiş olmuyorduk. O nedenle bu seçenekten de vazgeçtik. Bizim bir diğer değerlendirdiğimiz teknoloji Elasticsearch'tu. Bizim önceliklerimizin başında gelen Promotion API'yi search işleminden soyutlayıp yeni bir implementasyon eklemeyi Elasticsearch ile sağlayabiliyoruz. PSA'da yaptığımız search işleminin logiğini direkt taşıyabiliyoruz.
Elasticsearch Multi-Data Center çalışmaya başladığımızda maintain edebileceğimiz, daha önce Trendyol içinde Multi-Data Center olarak denenmiş bir teknoloji. Ekip içerisinde de Elasticsearch konusunda diğer değerlendirdiğimiz teknolojilere göre daha fazla bilgi ve tecrübeye sahibiz. Tabii bunun eksisi olarak şunları sayabiliriz. Infra seviyesinde resource konusunda bir bağımlılığımız oldu. Elasticsearch cluster'ı maintain etmemiz gerekecek. Elasticsearch'te ihtiyaç halinde yapacağımız bir kaynak artırımı bir uygulamayı scale etmek kadar kolay bir süreç değil. Aynı zamanda promosyon domaininde primary database'imiz olan MS SQL ile Elasticsearch'ı sync tutmaya çalışacağız. Buradaki disaster case'lerini düşünmemiz gerekecek. Tabii burada search işlemi için bambaşka bir çözüm de sunulabilirdi, değerlendirilebilirdi. Fakat biz önceliklerimiz ve alternatif seçeneklerimizin kesişimini düşündüğümüzde Elasticsearch kullanmanın bizim için doğru karar olduğuna ekipçe karar verdik. Ben bu aşamada Elasticsearch POC timeline'ımızdan bahsedeceğim. Biz bu timeline'da Elasticsearch tecrübemizi aktarırken hep itere ederek ilerledik. Bir önceki öğrendiklerimizin üzerine koyarak gittik. Sıfırıncı aşama dediğimiz promosyon replatforming aşamasında promosyon search işlemi için POC yapıldı. Elasticsearch denendi bu aşamada. Ama o zamanki promosyon sayısı o zamanın koşullarında Elasticsearch iyi perform edemedi. Ve promosyon arama işlemi için Kübra'nın anlattığı Go diliyle yazılmış promosyon search API implement edildi. Burada Elasticsearch ile yapılan POC verileri bizim bir sonraki aşamalarda hep aklımızın bir köşesindeydi. Promosyon search API ile ilerlerken orada Kübra'nın anlattığı yaşadığımız sorunlara çözümler bularak ilerliyorduk. Aynı zamanda ekip içerisinde promosyon search işlemi için olası teknolojileri de konuşuyorduk. Mini ekip içi meetup'lar yapıyorduk. Bir meetup'ta Elasticsearch'te promosyon için indeks oluşturulması, PSA'daki o core logic'in Elasticsearch karşılığını inceledik. Uygulama seviyesinde bir implementasyon yapmadan HTTP request'leriyle indeks oluşturup ve search yapmayı promosyon domaini için denemiş olduk. Biz bu aşamada search yaptığımız indeksi default field tipleriyle oluşturduk. Sorgularımızda filter context kullandık. Elasticsearch arama sonucunu her bir dokümentin sorguyla ne kadar iyi eşleştiğini ölçen bir puana göre sıralar. Yani bir skor döner. Bizim use case'imizde skorlamanın bir önemi olmadığı için sorgularımızda filter context kullandık. Burada sorgumuzun ufak bir parçasını seller ID condition'ını görüyoruz. Bunun gibi bizim 16 tane daha condition tipimiz var. Ek olarak start date, end date var. Neyi nasıl aradığımızı özetlemek gerekirse Trendyol'da siz alışveriş yaparken sepet adımına geldiğinizde client'lardan sonra arka tarafta checkout'ta sepet modeli geliyor. Checkout bu sepet modelini promosyon takımına request olarak iletiyor. Sepetteki itemların seller ID, brand ID, kategori ID gibi özellikleri var. Örneğin ekrandaki sepet request'inde iki farklı seller'dan ürünler var. Biz bu itemların özelliklerini birleştirip, yani seller ID'leri bir listede toplamak olarak düşünebiliriz. Search işlemine gönderiyoruz. Yani elimizdeki seller ID'ler bunlar. Bunlara uyan promosyonları dön diyoruz. Database'imizde seller ID koşulu olmayan promosyonlar da bu sepete uyacağı için must not kısmında da bunu belirtiyoruz. Aslında biz şunu arıyoruz. Gelen seller ID'lere hit edecek veya seller ID koşulu olmayan promosyonları son kullanıcıya dönmeye çalışıyoruz. Yüzeysel olarak search işlemimiz bu şekilde. 16 farklı condition'a göre promosyon yapılabildiği için uzun bir query oluşuyor. Bizim ikinci aşama olarak adlandırdığımız uygulama seviyesinde bir implementasyon yapmak oldu. Promosyon search API ile Elasticsearch response'larını karşılaştırarak eksiklerimizi görmeyi, bir önceki adımdaki query'yi iyileştirmeyi amaçladık. Biz ilk testlerimizi, yani bu testlerimizi uygulamalarımızın loglarını yazdığımız Elasticsearch cluster'ında koştuk. Aslında iyi bir Elasticsearch cluster'ında değil de oyuncak bir Elasticsearch cluster'ında query'yi iyileştirmeyi amaçladık. Bunun artısı yapacağımız iyileştirmenin resource kaynaklı değil de bizim gerçekten o query'yi iyileştirdiğimizi görmek oldu. Development aşamasında
query iyileştirmek için nispeten daha az resource'a sahip cluster daha iyi bir seçim. Uygulama tarafında Elasticsearch Client olarak Java REST High-Level Client'ı kullandık. POC amaçlı implement ettikten sonra Elastic tarafındaki geliştirmelerimizin çıktısını görmek için bizim o geliştirme yaptığımız branch'i prod cluster'larımıza deploy ettik. Bir yandan siz ve son kullanıcılar Trendyol'da alışveriş yaparken onları etkilemeden biz Elasticsearch performans testlerimizi de prod cluster'larına yürüttük. Elasticsearch üzerinde search yaparken iyileştirme noktalarımızı iyi tespit edebilmek için search işlemini parçalara ayırarak ilgili parçada geçen süreyi logladık. Gelen request'i Elasticsearch sorgusuna ne kadar sürede dönüştürüyoruz? Elasticsearch'te ne kadar zaman geçiyor? Sorgu sonucunu weblememiz ne kadar sürüyor? Ve total sürede ne kadar da bu işlemi yaptık gibi düşünebiliriz. Paralelde aynı zamanda aynı sorguyu Promotion Search API'ye de gönderiyorduk. Ve Promotion Search API'den dönen süreyi de logluyorduk. Biz bu iki search uygulamasındaki promosyon sayılarını loglatıp dönen sonuçlar aynı değilse hangi promosyon farklı döndü, aynı olmayan request'i bulup search sorgusunu iyileştirerek ilerledik. Bu aşamada öğrendiklerimizden bahsedecek olursak search sorgumuzda yer almayan ama search response'un işimize yarayacak field'leri index false setleyerek başladık. İndeksleme aşamasında text ve number tipli field'larımız var uygulama seviyesinde. Ama biz bunları Elasticsearch'te keyword tipinde kullandık. Elasticsearch keyword data tiplerini indeksleme aşamasında analyzer'dan geçirmez. Yani elimizdeki data olduğu gibi tutulur. Elastic'e yazdığımız value ile search için arayacağımız value'nun birebir eşleşmesi gerekir. Bizim use case'imizde genellikle full text search işlemi olmadığı için keyword tipi sorgumuzu hızlandırdı. Query aşamasında da match query değil de terms query kullandık. Match query de analyzer'dan geçer. Biz birebir bir eşleşme aradığımız için terms kullandık. Aynı zamanda Elasticsearch'ün intern olarak date tipini long formatında milisaniye cinsinden Unix timestamp'e dönüştürüp tuttuğunu biliyoruz. Tarihle ilgili query'lerde de bu şekilde bir dönüşüm yapıyor. Biz Elasticsearch'ün her sorguda ve indekslemede yapacağı bu internal işlem maliyetini kaldırmak için indekslerken ve query atarken date bilgilerimizi Unix timestamp formatına çevirip öyle kullandık. Biraz önceki meetup'ta should must not kullanmıştık ama hani bunun yerine eksi bir gibi default bir value kullanmaya başladık. Bizim 16 tane condition tipimiz vardı. Sepette gelen özelliğin value'suyla birebir eşleşme aradığımız gibi aynı zamanda ilgili özelliğe sahip olmayan promosyonları da arıyorduk. Query boyutunu ve karmaşıklığını azaltmak için ilk adımdaki query'mizdeki exit kontrolünü promosyon oluşturulurken o promosyonun ilgili condition'ı yoksa default bir value vererek kaldırdık. Yani şöyle düşünebiliriz, bir promosyon oluşturuluyor. Bunun boş bir condition'ı var. Biz bunun için eksi bir yazdık. String tipler için de empty list yazdık. Alışveriş adımında sepet adımına geldiğimizde promosyonları bulurken search işlemi sırasında eksi bir ve empty list'i her sorgumuza ekledik. Yani böylelikle ilk query'mizdeki or'lu ifadeden kurtulmuş olduk. Biz artık sadece sepette gelen özelliğin value'sunu arıyoruz. Böylelikle query'mizi de bir tık azaltmış olduk. Üçüncü aşama olarak adlandırdığımız seviye o POC'de yazdığımız boilerplate kodu standartlarımıza uygun halde yazmak oldu. Canlı'daki promosyon API ile aynı yük seviyesine gelebilir miyiz? Response time'ımız kabul edilebilir seviyede olur muyu? Test etmeye başladık artık. Bu aşamada promosyon domainine ait 5 data node'lu, 3 master node'lu bir Elastic cluster'ımız oldu. Performans testlerimizi artık bu cluster'da yapmaya başladık. Tabii Elasticsearch ile ilgili en kritik config, replika ve şart değerlerinin belirlenmesi. Bununla ilgili internette bazı best practices'ler var. İşte x sayıda doküman olmadan şartlara bölmeyin gibi genel tavsiyeler var. Ama en doğrusunun use case'e göre deneye yanala bulmak olduğuna inanıyoruz. Burada biz de açıkçası farklı kombinasyonlar deneyerek use case'imize uygun şart ve replika değerlerini bulmaya çalıştık. Biz şart sayılarını artırarak response time'ın istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Bu tabii tamamen use case'e özgü bir durum.
Doküman boyutuna, doküman sayısına ve query'e bağlı. Burada yaptığımız tüm test sonuçlarını değil de bazı örneklerini görüyoruz. Biz bir şartta denedik, 12 şartta denedik. Şart sayısını 2'ye katlayarak testler yaptık. Canlıda sahip olduğumuz promosyon sayısını 2'ye katlayarak testlerimizi de yürüttük. Bizim burada bir dikkat ettiğimiz nokta da elastik notlarının CPU'larıydı. Bunları %100'e yakınlaştırmamaya dikkat ettik. Bir yandan replika şart değerlerini belirlemeye çalışırken mevcut durumda aldığımız throughput ile response time'ın bizim prod seviyemize uygun olmadığını gördük. Hala sorgumuzu iyileştirmeyi, indeksimizi iyileştirmeyi araştırmaya ekipçe devam ettik. Bu iyileştirmelerden ufak biri uygulama seviyesinde işimize yaramayacak ama sadece query'de kullandığımız field'ları exclude etmek oldu. Network'ten datayı getirirken bir kazanç sağladık. Bir de index sorting'i denedik. Index oluşturulurken her bir şartın segmentlere nasıl sıralanacağı ile ilgili index sorting işlemi. Elasticsearch default'ta bir sorting uygulamıyor. Index sorting birçok koşul içeren karmaşık AND sorguları da query performansını iyileştiriyor. Bizim use case'imizde de bu geçerli. Bizde faydası oldu. Diğer yandan bu sorting işlemi indeksleme için ek bir yük. İndeksleme süresini uzatabilir. Bizim use case'imizde query performansı indeksleme performansından daha önemli olduğu için yani yazma işleminden çok okuma işlemi yaptığımız için index sorting faydalı oldu. Biz canlıdaki promosyonların tanımlandığı conditionları inceleyerek sorting yapacağımız field'ları belirledik. 16 tane condition'ımız vardı. İşte canlıda en fazla promosyona sahip olan seller ID koşulu ve campaign ID koşulu olduğunu gördük. Bu field'lar üzerinde sorting işlemini yaptık. Biz bu aşamaya kadar hep yaptığımız performans testlerinde en kötü senaryoyu düşündük. Gerçek sepet case'lerinden uzak, yani en kötü senaryoda ne olabilir düşünerek hareket ettik. Testlerin gerçekliğini artırmak için bir önceki Black Friday'de sepette kaç ürün olduğu ve biz ona ara kaç promosyon döndüğümüz datasını kullanarak yük testleri koşmaya başladık. Artık replika şart konusunda gerçekçiliğe yaklaşmak istedik. Son olarak karar kıldığımız replika şart sayısı bir şart ve not sayısı kadar replika oldu. Örneğin bir şart 4 replika gibi. Diğer notlarda ilgili şartın replikasının olmasının şu artısı var. Replikalardan da okuma yapılabiliyor. Bizim read işlemimiz yazmaya göre daha fazla olduğu için bu seçim bizim için faydalı oldu. Bizim use case'imizde uygun replika şartları bu şekilde belirledik. Takım olarak bir yandan da multi data center çalışmaları yürütüyorduk. Trendyol'da data center'lara gezegen veya o gezegenin uydu isimleri veriliyor. Mars tarafında elastik cluster'ımız kurulduğunda burada farklı senaryoları da test etme şansımız oldu. Bunlardan biri de koordinatör nodu test etmek oldu. Cluster'ımıza 3 koordinatör nod eklendi. Koordinatör nod şu işi yapıyor. Sorguları elastik nodunun yanıt verme hızına göre şartlara yönlendiriyor. Biz zaten bir şart ile ilerliyoruz. Bizim belirlediğimiz replika şart değerlerinde koordinatör nodun bir etkisi olmadığını doğrulamış olduk. 2021 Kasım öncesi yaptığımız son yük testinde ekip olarak hazır olduğumuzu doğrulamak için biz 300 potla 1.66 milyon throughput'u 26.5 ms civarında karşıladığımızı gördük. Bu bizim için yeterli bir seviyeydi. Tabii Elasticsearch Timeline neden bu kadar uzun sürdü gibi bir soru gelebilir. Biz bu kadar geçen zamanda %100 Elasticsearch işine odaklanmadık. Ekip olarak diğer business ve teknik işlerimizi de yürütüyorduk. 2021 öncesi bu işe ara ara baktık. 2021 Mart sonrası sprint'e ufak ufak işler alarak ilerledik. Ben şimdi sözü Elasticsearch geçişinde kullandığımız teknolojinin detayını, tecrübelerimizi, overall mimarimizi anlatması için Ertuğrul'a bırakıyorum. Teşekkürler Süleyman. Merhaba, ben Ertuğrul Gamgam. 2,5 senedir promotion ekibindeyim. Ben Elastic'e geçişe karar verdikten sonra Elastic data'yı nasıl feed ettiğimizden, reliability için ne tür çözümler kullandığımızdan ve genel olarak sistem dizaynımızın nasıl olduğundan bahsedeceğim. Şimdi Elastic'e geçmeye karar verdikten sonra aslında bizim
için bir feedlik yöntemi bulmamız lazım. Yani data elastiğe nasıl taşıyacağız? Ve bu yöntemle bizim için bazı şeyleri kolaylaştırması lazım da. Bunların bir tanesi datanın multi değilse replike edilebilmesi. Süleyman'ın söylediği gibi aslında biz iki farklı data center'da çalışıyoruz. Moon ve Mars ismini verdiğimiz. Bu iki data center'da elastikleri minimum maksimum hızda replike edebilmemiz lazım da. Bu bizim ilk konsörümüzdü. İkinci konsörümüz ise data şeması değiştirilmesi. Yani şu an elastik üzerine tuttuğumuz belli bir JSON data modelimiz var. Ama ileriki aşamada bizim QL'imiz değişebilir, business ihtiyaçları değişebilir, daha performanslı bir QL olup buna uygun daha uygun bir data modeli çıkartmamız gerekebilir. Bunların sonucunda da data modelini de hızlıca değiştirebileceğimiz bir yöntem seçmemiz lazım da. Sonrasında ise reindexing ihtiyaçları. Şu şekilde şu an mevcutta production'da bir indeksten okuma işlemi yapıyoruz Elastic'te ve datayı feed edebiliyoruz. Ama Elastic'te yeni bir indekse data yeniden baştan beslememiz gerekebilir. Yani ne tür durumlarda bu ihtiyaç ortaya çıkabilir? Örneğin bazı konfigler var. Index open statüsteyken o konfig değiştirmiyor Elastic üzerinde. Ecan'daki yukarıdan Elastic indeksini de kapatmak mümkün değil. Bu tarz durumlarda bizim stratejimiz aslında yeni bir index oluşturup Elastic'te yeni konfigle beraber o indekse datayı baştan yazma işlemi yapmak oluyor. Veyahut da bir Elastic Cluster'ını biz bu süreci çok fazla değiştirdik. Aynı anda iki farklı Elastic Cluster'ına datayı indekslememiz gerekti. Bu tarz durumlara da indeksik gerekebiliyor. Veyahut da bir analyzer eklememiz gerektiğinde Elastic'e yeni bir analyzer custom. Bunda da yine open statüsteki bir indeksi bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Yine indeksi close'da çekmemiz gerekiyor. Yani bu tarz durumlarda da aslında yeni indeks oluşturup genelde indeksik yapmamız gerektiği için bizim çözümümüzün bu işleri kolaylaştırması gerekiyordu. Biz burada Couchbase Elasticsearch Connector yani JBase kullanmaya karar verdik. JBase'in yaptığı işlem en basit haliyle Couchbase'in bir bucket'ta gerçekleşen mutation'ları dinleyerek bunların Elasticsearch'e yazılmasını sağlamak. Bunu yaparken de Couchbase'in DCP yani Data Change protokolünden faydalanıyor. Data Change protokolü aslında yaptığı işlem bir Couchbase bucket'ında, Couchbase dokümanlarının yazıldığı kısımlara bucket deniyor. Bir bucket'ta gerçekleşen mutation işlemlerini dinleyerek bunları stream olarak aktarmasını sağlamak DCP protokolü bu işi yarıyor. Yani Couchbase'in kendi internal'ındaki bir CD'si yani Change Data Capture olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bunu yaparken JBase'in güzel yanı çok hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Şu an biz 4 Kubernetes cluster'ında JBase deploy etmiş durumdayız ve aslında her cluster'da bir tane JBase podu var. Yaklaşık 5 GB'lık bir datayı Couchbase'deki 5-6 dakika içinde Elasticsearch yazma işlemini gerçekleştirebiliyor ve reindexing işlemini tamamlıyor. Bu da aslında gerçekten reindexing işlemi için bizim yeterli bir süre. Bunun dışında hani Couchbase birçok kendi internal'daki işlemi de aslında DCP protokol aracılığıyla yönetiyor. Örneğin bir disk yazma işlemini asenkron olarak DCP ile gerçekleştiriyor. Veyahut da replication ihtiyacını, index servisiniz varsa indexte datanın asenkron olarak yazılması. Couchbase hepsinde kendi internal'da bu DCP protokolü sayesinde aslında asenkron olarak hallediyor. Şimdi çok güzel biz JBase kullanacağız dedik. JBase ile beraber datayı Elastic'e taşıyacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim promotion datasını purse ettiğimiz yer Couchbase değil SQL Server'da. Yani bu da aslında bize datanın öncelikle SQL Server'dan Couchbase'i taşıma ihtiyacını çıkarttı. Bunu yaparken de şöyle derdik. Zaten promotion'da bir hali hazırda promotion create update domain eventlerini Kafka'ya bırakıyordu. Biz de bu eventlerden faydalanarak aslında bir tane consumer yazdık. Ve bu consumer bu eventleri dinleyerek promotion datasının Couchbase'e aktarılmasını sağladı. Şöyle bir şey var. Zaten promotion create update eventlerinde de bir promotion search için gerekli tüm datalar bulunuyordu. O yüzden bu yöntem promotion'da bu kadar data bizim için yeterli oldu. Burada şöyle bir durum da var tabii. Kafka'da bütün promotion bir Kafka topiğinde bütün promotion create update eventleri yani bütün promotion datası bulunmuyordu. Bu neden? Burada detention policy'miz var Kafka'da da. 2-3 güne bir aslında eventler siliniyor. Bu detention policy'den dolayı aslında bizim bir de tek sefer bir migration uygulaması çalıştırmamız gerekti. Neden? Çünkü ben aslında consumer'ı çalıştırdıktan sonra benim tüm promotion datam Couchbase'e gelmemiş oldu. Bu sefer de tek sefer çalışacak bir migration uygulaması yazarak SQL Server'dan tüm promotion datasını Couchbase'e taşımasını sağladık. Günün sonunda artık sadece şu consumer akış sayesinde biz tüm promotion datasının Couchbase'e replik edilmesini sağlamış olduk. Şimdi bu da aslında sistem dizaynımızın böyle overall basitleştirilmiş halini görüyorsunuz. Bunun üzerinden size ilk başta bahsettiğim konsollerimizi nasıl çözdüğümüzü, JBase'in bizim hayatımızı nerede kolaylaştırdığını ve MultiDC
sistemi nasıl maintain ettiğimizden bahsedeceğim. Şimdi ilk öncelikle aslına baktığımızda süreç bir promotion create update işlemiyle başlıyor. Ve promotion API SQL Server'da promotion datasını yazıyor. Ve bu sırada göstermek istediğim bir şey, promotion API search işlemleri içinde Elasticsearch'e gidiyor. Yani bu da write'ı SQL yaparken read işlemleri için Elasticsearch'e gittiğimiz bir yapı var. Yani write ve read işlemlerini ayırıyoruz. Burada bir CQRS yani Command Query Responsibility Segregation çözümümüz var. Ve aslında sonrasında Promotion API, Promotion Create Update Event'ini Kafka'ya bırakıyor. Kafka'dan sonra Consumer App Couchbase yazıyor. Couchbase'den de JBoss'te datanın son hali verip, yani burada bir projection işlemi gerçekleştiriyor. Data Search için uygun hale getiriyor. Projection işleminden sonra data Elasticsearch'e yazılıyor. Şimdi ilk önce MultiDC çalışmayı nasıl yönetiyoruz ondan bahsedeyim. MultiDC datayı replik etmek için de biz burada Couchbase'in XDCR çözümünden faydalanıyoruz. XDCR Couchbase'in Multi Cluster'a replik etmek için geliştirdiği bir çözüm aslında. Burada iki farklı DC'deki Couchbase'i XDCR'le birbirine replik ediyoruz. Burada yine Couchbase'in DCP özelliği sayesinde gerçekleştirilen bir işlem. Burada aynı zamanda bir directional bir replication stratejisi var. Bir direction da şu anlamda, ben istersem Couchbase'de Master'dan, Master Data Center'dan yazma işlemi yapayım, istersem Moon Data Center'dan işlem yapayım, diğer Data Center'da bu datanın replike olacak. Bir direction replication bize bunu sağlıyor. Burada akla şu soru işareti gelebilir. Hiç buraya mesela Master, JBoss ve Couchbase koymasaydık, direkt Elastic üzerinden replication yapsak nasıl olurdu? Bunu şöyle açıklayayım. Aslında Elasticsearch bunu destekliyor bu arada. 6.8 sürümünden sonra Elasticsearch'de de MultiDC replication yapabiliyorsunuz indeks arasında. Ama bunu şundan dolayı tercih etmiyoruz. Bizim Trendyol'da MultiDC projesini amaçladığımız şey scalability'den çok availability. Yani şu şekilde biz bir event hazırlanırken, Black Friday hazırlanırken aslında bir data center gitmiş olsa bile zaten gelen yükü kaldırabilecek şekilde tüm planlamalarımızı yapıyoruz. Buna göre resource ihtiyaçlarımızı belirleyip yük testlerimizi koşuyoruz. Şimdi bizim bu da öne çıkarmak istediğimiz şey availability olunca ben Moon Data Center'ını kaybetsem bile çok kısa bir sürede sistemi recover edip mouse'dan hizmet verebilmeye başlamam lazım. Bunu yaparken de ya ben buraya JBoss koymasaydım, Couchbase koymasaydım, direkt Elastic'ler kendi arasında replike olsaydı hani mümkün olmayacaktı. Benim akışım kırılacaktı. Moon Data Center'ını ben Primary Data Center olarak kullanamayacaktım. Bu sebeple aslında biz iki data center'ını birbirine benzeterek birinin bir sınıf durumunda daha normal durumunda bile tek data center'dan hizmet verebilmek için bu şekilde Couchbase üzerinden replication yaparak sistemi maintain etmeyi tercih ettik. İkinci bahsetmek istediğim konu ise data modelin değiştirilmesi, bu sürecin yönetilmesi. Şimdi aslında Couchbase'e promotion yazılıyor burada ama bu da promotion'u search için son modele verememiş oluyor. Bu işlem JBoss'te gerçekleştirilip yani data model JBoss'te search için uygun hale getirip Elasticsearch'e yazılıyor demiştik. Bunu yapmanız bize şu avantajı sağlıyor. Bu arada JBoss default'unda böyle bir şey desteklemiyor. Biz biraz JBoss'in code base'ine değişiklik yaptık. Yani JBoss normalde Couchbase'in adlı dokümanı birebir aynı şekilde Elasticsearch'ı yazıyordu. Biz de code base'in ufak birkaç değişiklik yaparak datayı projection işlemi yapmasını sağladık. Şimdi eğer data modeli değiştirmek istersek yapacağımız işlem şu. Kubernetes'in bir tane JBoss deployment'ı kaldırıp ve Elastic'de yeni bir indeks oluşturup JBoss'in de işte artık datayı nasıl çevirmek istiyorsan yeni modeli JBoss'in code base'inde uygun değişiklikleri yaptıktan sonra yeni indekse JBoss'in datayı siklenmesini sağlamak. Artık bu sayede hani JBoss üzerinden code base'ine ufak değişiklikler yaparak datayı istediğim gibi search için benim ihtiyacım neyse o haline verebilmiş oluyordum. Burada yine arkadaşlar şu soru işareti gelebilir. Data modelini son haline consumer'da verseydik JBoss hiç code base'inde değişiklik yapmasaydık direkt JBoss adı datayı Couchbase'in Elasticsearch'ı yazsaydı ne olurdu? Biraz bunu düşünelim beraber. Burada şöyle bir ihtiyaç var. Eğer ben data modeli değiştirmek istedim diyelim. Bu durumda ve bunu consumer'da yapıyorum. Bu durumda yapmam gereken işlem Couchbase'de hali hazır bir bucket'taki data modelini değiştiremeyeceğim için. Çünkü ben aslında data model değiştirirken bir yandan da eski indekse datayı beslemem lazım. Yeni indekse datanın fielding işlemi bitene kadar. Bundan dolayı yapmam gereken işlem yine bir tane bucket oluşturacağım. Eski bucket'ımda kalacak aynı anda. Yine bucket içe besleyip bir tane consumer kaldıracağım. Ve o consumer yeni bucket'a doldururken aslında işin en bir gıcık tarafı tekrardan SQL Server'dan bir migration işlemi yaparak yine oluşturdum. Couchbase bucket'ına baştan SQL Server'a datayı taşımam lazım. Çünkü yine consumer Kafka topini dinlerken tüm dataya erişemeyecek yine. Bir tane şey polisiden dolayı.
Bunlara girmeye gerek yok. Bu çok şey, biraz daha gerçekten şey zorlaştıran bir işlemdi. O yüzden biz tamamen datayı manipüle etme işini CBS'e verip CBS tarafında bu işlemleri rahatlıkla yönettik. Son olarak aslında burada re-indexing işlemi nasıl yönetiyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Re-indexing işlemi şu şekilde yönetiyoruz. Eğer biz bir Elastic'te yine bir indeks oluşturmamız gerekirse, işte başta saydığım sebepler, config değişikliği, Elastic Cluster'ın değiştirilmesi gibi durumlarda aslında bir yandan eski indeksin datayı feed edilmeye devam etmesi lazımken bir yandan da yeni indeksin datanın feed edilmesi gerekiyor. En azından bir süre boyunca. Neden? Çünkü ben yeni bir indeksi datayı re-indexing başlattığımda benim production'daki hali hazırda hizmet veren promotion yapayım hala eski indeksten lead işlemlerini yapmaya devam ediyor. Bu durumda aslında ben yeni indeksi tamamen data yazıp bitene kadar eski indeksten okuma yapmaya ve buradaki datayı güncel tutmaya zorlanıyorum. Bu yüzden iki tane farklı aslında Kubernetes'te CBS deployment'ı oluşturuyoruz. Yani Kubernetes'te CBS deploy etme şeklimiz bizim de uygulamadan biraz daha farklı. Şu şekilde farklı. Hani normal bir uygulama Kubernetes'e deploy ederken hep aynı deployment name'i veririz. Ama burada GitLab'daki pipeline ID ile deployment name'i unikleştirerek Kubernetes üzerine farklı CBS deployment'ları oluşmasını sağlıyoruz. Her bir CBS kaldırdığımızda. Tabii her bir CBS'i de kaldırmadan önce config'e yeni indeksi belirtiyoruz. Artık bu datayı, buradaki indeksi sen feedleyeceksin diyoruz. Ve bu şekilde yeni CBS'i kaldırıyoruz. Ne zaman artık buradaki rack sıfıra indi, buradaki iki tane indeksteki doküman count aynı ana geldi. O andan sonra biz artık promotion API'nin area'sını yeni indekse baktırarak, promotion API'de direkt indeks config yok, hangi indekse gittiğini bilmiyor. Area aracılığıyla indekse gidiyor promotion API. Area'sını baktı, indeksi değiştirerek artık promotion API'nin yeni indeksten search işlemini gerçekleştirmesini sağlamış oluyoruz. Bundan sonrasında artık bizim için eski CBS deployment'ı ve eski bunun feed dediği indeks silinebilir hale gelmiş oluyor. Gördüğü gibi aslında biz bu sistemi Multi-Data Center'a yönetebiliyoruz. Yani mesela bir config değişikliği olduğunda muhtemelen iki elastikle de değiştirmem gereken bir şeydi. İki elastikle de aynı anda bir indexing işlemini başlatabiliyorum bu çözümde. Ama tabii her zaman iki data center'da aynı anda yapmam gerekmiyor bu işi. Örneğin bizim bir yaşadığımız deneyimden bahsedeyim. Bizim Moon'da Elasticsearch değiştirmemiz gerekmişti. Bu değişikliği yaparken aslında sadece Moon üzerindeki Moon Data Center'ında yeni bir CBS kaldırıp yeni CBS'inde yeni Elastic'e ve onun üzerindeki indekse datayı feedlemesini sağlamıştık. Sonra Promotion API üzerindeki Elastic IP'lerini değiştirdik. Yine Elastic'e yönlendirmesini sağlamıştık. Örneğin bu bizim tek data center'da re-indexing yapmamız gerektiren bir durumdu. Bir de ben size şeyden bahsetmek istiyorum. CBS bu replication state'i nasıl yönetiyor? Yani CBS güzel, Couchbase'in DCP sistemini dinleyerek Elasticsearch'e yazıyor ama buradaki replication state'i nasıl takip ediyor? Datanın inconsistent durumu düşmesi nasıl önlüyor? Veyahut iki CBS'in replication state'i birbirine nasıl karışmıyor? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. CBS aslında replication state'ini takip edebilmek için Couchbase'de DCP'sini dinlediği bucket'a metadata dokümanları yazıyor ve bu metadata dokümanları sayesinde replication state'in DCP sisteminin nereye okuduğunu, en son neye kaldığını takip edebiliyor. Burada yine şöyle bir durum var. Replication state'i peki iki tane CBS deployment'ın birbirine nasıl karışmıyor? Bu da şu şekilde karışmıyor. Aslında her bir CBS deployment ayağa kaldırırken biz bir de bununla unique bir group ID veriyoruz. Ve aslında bu group ID'ler sayesinde her bir kendi metadata dokümanını bilmiş oluyor zaten. Bu sayede de ikisi birbirinden farklı olarak replication işlemini gerçekleştirebiliyor. Eğer ikisini aynı group ID verirsek ne olur peki? Hadi bir hata oldu, böyle bir şey yaptık. Replication state'ler birbirine karışacak. Datanın bazıları yeni Elastic Index'in yazılacak. Bazıları eski index yazılacak ve inconsistent bir duruma düşecek index sırasında tamız. O yüzden CBS deployment ayağı kaldırırken en dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi gerçekten bu group ID'nin unique olması CBS deployment arasında. Bir de şey demiştim. CBS bu metadata dokümanlarını DCP'sini okulu bucket'a yazıyor Couchbase üzerinde ama bu zorunlu değil. CBS bize şöyle bir imkan sunuyor. İstersek biz bu metadata dokümanlarını CBS farklı bir bucket'a tutsun dersek Couchbase oluşturduğumuz farklı bir bucket'ı CBS'in config'ine belirterek o bucket üzerinden metadata dokümanlarını yazıp replication state'in yönetmesini sağlayabiliyoruz. Bundan sonraki aşamada reliability için kullandığımız tool'lardan ve indexle ilgili create, delete, alias change işlemi nasıl yönettiğimizden bahsedeceğim. İlk öncelikle index manager aslında bir tool değil. Bizim GitLab'deki bir repozitorimizin ismi. Biz bu repozitori sayesinde pipeline aracıyla bir indeksi create,
delayed ve alias'ın yeni indekse baktırılması işlemi gerçekleştiriyoruz. Hani aslında hani çok hazır bir scriptlerimiz var burada. Test edilmiş scriptler ve yaptığı işlem aslında elastik apisinden faydalanmak. Yine bizim indeksimizin index config'i bu repozitörde bulunuyor. Hani bu da neden direkt elastik apisinden istek atıp bu işlemi gerçekleştirmiyoruz. Araya bir de pipeline koyduk. Neden repoda tutuyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında en başta amaçladığımız şey insan bağlı hatayı en aza indirmek ve ikinci olarak da bir history'e sahip olmamız. Şimdi biz bir create index işlemini GitLab üzerinden yaptığımızda veyahut da bir indexin config'ini GitLab üzerinden değiştirdiğimizde elimize bir history oluyor. Ne zaman yapılmış, kim tarafından yapılmış hepsini takip edebiliyoruz. Ve bunlar zaten denendiği için onlarca kez bunlar işlem yapıldığı için de insan bağlı hata bu scriptlerle gerçekleştiren işlemlerde aza iniyor. Bu reponun bize sağladığı en büyük avantaj bu aslında. Sonrasında Kafka Shovel bizim library için kullandığımız bir tool. Ve aslında Trendyol tek ekip tarafından geliştirilmiş bir tool. GitHub'da open source bir proje. Arkadaşlarım da Kafka Shovel'un repozitörüsünün linkine chatten paylaşıyor olacaklar sizlerde. Peki Kafka Shovel ne işe yarıyor? Nasıl bir sorunu çözüyor? Şimdi consumer'ın datayı Couchbase yazması lazım da. Ama hani diyelim ki Couchbase'de bir instant var. O sırada Couchbase'de ait işlemi gerçekleştiremiyoruz. Ama hani kesinlikle günün sonunda bu promotion datasının bir şekilde Couchbase'e gitmesi sonrasında Elasticsearch'e yansıması lazım. Ki datamızın consumer durumuna düşmesin. Yani bunu yapmak için de çözümümüz şöyle. Eğer consumer Couchbase yazma işlemi yapamazsa bu datanın datayı error topine, Kafka'da oluşturduğumuz error topine tekrardan publish ediyor. Ve Kafka Shovel bizim belirlediğimiz periyotlarda scheduled olarak çalışarak, örneğin 5 dakikada bir çalışarak error topindeki tüm eventleri tekrar detail topine taşımasını sağlıyor. Ve sonrasında consumer hala hazırda zaten detail topini consume ettiği için eventi detail topine aldıktan sonra tekrar Couchbase yazmayı deniyor. Ve burada da aslında bir detail count mekanizması da var. Yani bunu sonsuza kadar denemiyor. Hani geldi event bir daha Couchbase yazamadı ne olacak? Biz burada Kafka Shovel'ın config'inde belli bir detail count belirtiyoruz ve Kafka'ya giden eventin header'ında bu detail count tutuluyor. Bu detail count Kafka Shovel'dan her geçerken bir arttırıyor ve limite geldiğinde ise artık event tekrardan detail topluna taşınmamış oluyor. Sonra aslında Couchbase Kafka konektörü niçin kullanıyoruz, ne işe yarıyor ondan bahsedeceğim. Bu bizim Outbox çözümümüz. Yani bir eventi Kafka'ya gönderemezsek bunun gönderilmesini garantilemek için kullandığımız çözüm. Bu da Outbox implementasyonumuz bizim şu şekilde. Aslında biz bunu da hemen Kafka'da yaşadığımız bir instant sonrasında yapmıştık. İşte bir gün Kafka'da bir instant oldu ve promotion API domain eventlerini Kafka'ya gönderemedi. Yani bunun sonucunda Kafka'daki instant geçtikten sonra bizim böyle bayağı uğraşarak birkaç saat manuel olarak eventleri tespit edip promotion API'nin Kafka eventleri göndermesini sağlamıştık. Bu instant'tan sonra biz buraya bir Outbox çözümü geliştirdik. O da şu şekilde çalışıyor. Eğer promotion API eventi Kafka'ya publish edemezse bu eventi Couchbase yazma işlemini gerçekleştiriyor. Ve Couchbase yazılan bu eventler daha sonrasında Couchbase Kafka konnektör aracıyla Kafka yazılıyor. Couchbase Kafka konnektör de aslında Couchbase'in DCP'sinden faydalanıyor. DCP sisteminde yani burada Couchbase yazan bir bucket'taki dokümanda herhangi bir değişiklik olduğunda Couchbase Kafka konnektör bu dokümanı Kafka'ya gönderiyor. Burada arkadaş şu soru işareti gelebilir. Promotion API event Kafka'ya yazamadı. Peki Couchbase Kafka konnektör nasıl yazacak? Bu aslında Couchbase Kafka konnektörün en güzel yanı at this once delivery garantisiyle çalışıyor. Yani belli bir anda Kafka yazamıyorsa bile bu eventi Kafka'ya göndereceğim bizim için garanti ediyor. Ve aslında biz bu geliştirmeyi yaptıktan sonra yine Kafka'da birkaç tane incident yaşadık. Ve gerçekten de hani kafamız rahat bir şekilde sonrasından baktığımızda hiç manuel işlem gerekmeden promotion eventlerinin Kafka'ya gönderilmiş olduğunu gördük. Bu da gerçekten hayatımızı kolaylaştırdı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra kısımda Ali size test süreçleri nasıl yönettiğimizden bahsedecek. Teşekkürler Ertuğrul. Merhabalar herkese. Ali Ertuğrul ben. Yaklaşık 2 yıldır Trendyol Teknoloji ekiplerinden promotion ve kupon ekiplerinde developing test rolünde çalışıyorum. Ben de bugün test sürecimizden biraz bahsedeceğim. Onun dışında canlıya çıkış sürecimizde neler yaptık, canlıda nasıl gözlemler yaptık ve ne kadar bir süreçte bunları yönettik, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle test aşamasında unit ve integration test katmanlarımızdan ziyade ben bugün end-to-end test süreçlerimize odaklanarak size anlatacağım.
Burada da Elastik'i ilk geliştirmeye başladığımız dönemde o günkü mevcut Aziz yapıdaki PSI ile olan sepet case'lerimiz bizim end-to-end akışta automated testlerimizle bunları test edebiliyorduk. Bunların genel olarak çalışma mantığı şu şekilde aslında. Bir promosyon oluşturma, daha sonrasında sepete bu promosyona uyan veya uymayan ürünlerin eklenmesi ve sepete uygun promosyonların dönüp dönmediğini kontrol edilmesi üzerine bu testler. Ve biz Elastik'i ilk geliştirdiğimiz dönem Elastik'i test ortamımızda sadece tek bir kullanıcıda aktifleştirecek şekilde bir config yapısına gitmiştik. Bunun sayesinde bizim bu mevcut testlerimizi duplike edip sadece bu user'ı bu testlere atayarak aslında aynı anda hem PSA testlerimizi hem de Elastik'le gelen yeni sistemimizin testlerini aynı anda yürütebiliyor olmaya başladık. Bu user ID ile verdiğimiz sepet testleri Elastik'e gidiyor oldu. Daha önceki testlerimiz ise bizim mevcut sepette promosyon uygulama lojiğini test eden testler olarak çalışmaya devam etti. Burada Elastik'le yaptığımız testleri ayrı bir test suite'ine aldık ve bu testleri tamamen paralel koşacak şekilde tasarladık. Aslında bunu böyle tasarlamamızın sebebi Elastik'te o dönem çok fazla değişiklikler yapıyorduk. Minik konfigürasyon ayarları yapıp düzgün akıp akmadığını test ediyorduk. Bu süreçte end-to-end akışta Elastik'in düzgün akıp akmadığını görmek için böyle bir test suite tasarladık. Ve bunu hızlı bir şekilde test sonuçlarını görmek için kullandık. Aslında genel olarak özetlemem gerekirse bu sağ altta görünen çizimden de Promotion API'den bir promosyon oluşturulduktan sonra Kafka'ya bunun eventinin gitmesi, daha sonrasında consumer aracılığıyla Kafka'dan Promotion Create eventinin okunup Couchbase'e verinin yazılması, Couchbase'den JBS aracılığıyla Elastik indekslerinde promosyonun yazılması ve daha sonrasında da sepete Elastik indekslerinden bu promosyonun uygulanması veya uygulanmaması, case'e göre bu akışı tamamen end-to-end testlerimizde test edebiliyor olduk. Burada ekstradan bahsetmem gereken bir migration app vardı. Bundan Gamgam bahsetti aslında. Bizim SQL Server'daki tüm promosyonlarımızı tek seferliğine Couchbase yazması için yaptığımız migration app'imiz vardı. Bu uygulama tek seferlik çalışacağı için ve ömrü çok kısa olacağı için biz bunu otomasyon efor yapmayı tercih etmedik. Manuel testlerle sürecini yürüttük ve canlıyı o şekilde aldık. Zaten tek seferlik çalıştırdıktan sonra bu uygulama sonlanmış oldu. Tabii test ortamında ne kadar test yaparsak yapalım. Sepette indirimlerin işleme lojiğinden bahsediyoruz. Kargo bedavalarının işleme lojiğinden bahsediyoruz. Bunlar çok hassas konular olduğu için ve promosyon da kendi özelinde çok fazla kırılımlara sahip bir konu olduğu için ki Kübra bahsetmişti 16 koşula sahip olabiliyor. Bunun tipinde farklı ödül tiplerimiz var. Farklı alt limit tiplerimiz var. Bu yüzden kendi içinde çok kırılımları olan bir konu olduğu için ne kadar test yaparsak yapalım bunun tüm case'leri cover etme olasılığı yoktu. Bu yüzden canlıya çıkarken hassas bir geçiş yapmamız gerekiyordu. Bunun için de bu geçişi bazı konfiglerle yönettik. Onlardan bahsedeceğim. Konfiglerimizin birincisi Elastik'i aktive etmek üzerinde kullandığımız. Artık Elasticsearch'ten emin olduğumuz durumda Promotion Search işlemini Elastik üzerinden açmak için kullandığımız bir konfigdi. İkinci konfigimiz ise Logging Mode. Aslında bu Logging Mode'u Shadow Testing yapmak için kullandık. Bunun çalışma mantığı şöyleydi. Promotion API'den sepete bir ürün eklendiğinde Promotion API bu sepet bilgisini Promotion Search Request'ini PSA'ya yolluyordu. Ve PSA'dan sepete uygun promosyonları response olarak alıyordu. Normal akışta bu devam ederken son kullanıcıları hiçbir şekilde etki etmeden biz bu isteği Shadow Request olarak Elasticsearch'e de göndermeye başladık. Yani bu sayede aslında son kullanıcıya hiçbir etki etmiyor. Yeni yaptığımız sistem production'a çalışmaya başladı. İstekleri almaya başladı. Fakat buna döndüğü response son kullanıcıya gitmedi. Ve biz buradan aldığımız response ile PSA'dan aldığımız response'u kıyaslayarak aralarında herhangi bir fark var mı? Promosyonla uygulanan promosyon içeriklerinde bir fark var mı? Bu tarz bilgileri kıyaslayarak aslında bir bug'ımız olup olmadığını kullanıcılara etki etmeden gözlemleme fırsatı bulduk. Peki bu konfiglerimizi açarken ne tarz özellikler nasıl açtık? Bundan bahsedeyim. Burada birinci özelliğimiz spesifik user'ları aktifleştirmekti. Bu da aslında bizim Elastik'i ilk açtığımız dönemde sadece kendi kullanıcılarımızı açalım amacıyla yaptığımız bir şeydi. Ki Elastik'i açtığımızda da sepette sadece başlangıçta bizim ekibin kullanıcılarına Elastik çalışıyordu.
İkinci özelliğimiz belli bir kullanıcı grubuna loglamayı veya Elastik'i aktifleştirmek üzerineydi. Bunu da kullanma amacımız, örneğin Elastik'i aktifleştirdiğimiz dönemde ilk başta %5 bir kullanıcıyı açtık. Bu ne demek oluyor? Sepete gelen kullanıcıların %5'inin isteklerine örneğin Elasticsearch'ten response dönüyor. Veya loglama modunu açtığımızı varsayarsak gelen isteklerin %5'inin shadow request'leri Elasticsearch'e gidiyor ve biz bunları logluyoruz gibi. Bu oranı yavaş yavaş arttırarak ilerledik zaten. Birazdan bahsedeceğim. Bizim üçüncü özelliğimiz ise channel bazlı açmak üzerineydi. Channel'dan kastım ne? Trendyol'da market, yemek gibi channel'larımız da var. Ana Trendyol channel'ı haricinde. Ve bizim artık yemek ve market tarafında birazcık Elasticsearch'ı önceliklendirme ihtiyacımız doğdu. Bunun da çıkış sebebi şuydu. Meal tarafında biz artık PSA'nın kırılgan cache yapısından dolayı bazı problemler yaşamaya başladık ve bir incident yaşadık. Bunun neticesinde Meal'da biraz daha önceliklendirelim Elasticsearch'ı niyetiyle böyle bir özellik getirdik ve bunun sayesinde sadece yemek channel'ında örneğin Elasticsearch'ı devreye alabiliyor duruma geldik. Burada bazı alert örneklerimiz var. Örneğin ilk shadow testing sürecine başladığımızda login moddan bahsetmiştim. Burada PCI kullanıcılara response dönmeye başladı, yani response dönmeye devam ederken bir yandan istekler Elastic'e gitmeye başlamıştı ve biz herhangi bir fark olduğunda bu şekilde alert alıyorduk kanallarımıza. Ve bunları daha sonrasında ekip nöbetçilerimiz veya ekipçe toplanıp bu logları inceliyorduk. Ne fark var? Neden oluşmuş? Bir bug'ımız mı var? Ve bu sayede aslında çok hızlı bir şekilde bug'larımızı yakalayıp kullanıcıları etki etmeden bug'larımızı çözüyorduk. Peki genel olarak bu süreci ne kadar sürdü bu süreç? Bizim için aslında 4 kritik adım vardı. 8 Nisan'da %1 kullanıcıya loglama modunu, yani shadow testing sürecini aslında 8 Nisan'da başlattık. %1 gelen sepet isteklerinin %1'i loglanıyordu ve bir fark olup olmadığına bakıyorduk. 8 Nisan'dan 8 Haziran'a kadar geçen süreçte bu oranı yavaş yavaş arttırdık. Loglarımızı gözlemledik, bulduğumuz bugları fixledik ve Elastic'i artık gerçek manada aktifleştirmeye başladık. Ve 8 Haziran'a geldiğimizde yemek ve market channel'larımızda tamamen Elasticsearch hizmet vermeye başlamıştı sepette kullanıcılara. 12 Temmuz'a kadar geçen süreçte Elastic'i Trendyol channel'ında da açmaya başladık. Yine yüzdelik dilimlerle yavaş yavaş kullanıcılara oranı arttıra devreye sokmaya başladık. Ve 12 Temmuz'da Elastic'i artık tüm channel'larda tüm kullanıcılara aktifleştirmiştik. Yani bu ne demek oluyor? Sepete bir ürün eklediğinizde artık tüm kullanıcılar sepete bir ürün eklediğinde o sepete uygun promosyonu, sepet indirimlerini, kargo bedavaları vesaire bunları Elasticsearch dönmeye başlamıştı. Artık PSA dönmüyordu. Fakat biz Elastic'i devreye almamıza rağmen loglama modunu kapatmadık. Bu sefer de ilk başta anlattığım shadow request'lerin Elasticsearch'e gittiğinden bahsetmiştim. Bu sefer de shadow request'ler PSA'ya gitmeye başladı. Yani Elasticsearch devreye girdi ama biz bu sefer de shadow istekleri PSA'ya atarak herhangi bir fark olup olmadığını yine gözlemlemeye devam ettik bir süre. Ve bu süreçte iki uygulamamızı da aslında maintain ettik. Ve 10 Ağustos'a geldiğimizde artık Elasticsearch'ten tamamen emin bir şekilde loglama modumuzu da kapattık. PSA uygulamamızı kapattık. Ve Elasticsearch 10 Ağustos'tan itibaren tamamen tek başına devam ediyor çalışmaya. Son olarak bazı dataları paylaşacağım. Bizim şu anda aktif ve toplam sahip olduğumuz promosyon sayısı şu anda 1.946.000 toplam promosyon sayısına ulaşmış durumdayız. Bugüne kadar tanımlanan promosyonlarımız. Yani 2 milyona ulaşmak üzereyiz aslında. Ve bugün itibariyle bunların 387.000 tanesi aktif. Kimi zaman bu sayı 500.000'lerin üstünü bulabiliyor event dönemlerinde vesaire. Böyle bir datayla çalışıyoruz. Ve bunun haricinde Black Friday döneminde nasıl bir süreç geçirdik ondan bahsetmek istiyorum. Maksimum gördüğümüz promotion tarafında 358K throughput'a ulaştık. RPM cinsinden bahsediyorum. Yani dakikada aldığımız maksimum istek sayısı 358.000 oldu. Ve bunlara ortalama 14.6 milisaniye ile response time gösterdik, cevap verdik. Yani bu aslında gayet iyi bir response time'di bizim için ve hiçbir problem yaşamadan biz Black Friday dönemini bu Elasticsearch altyapısıyla tamamlamış olduk aslında. Benim de anlatacaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi sorularınızı
alabiliriz. Evet, teşekkür ederiz Ali. Ağzına sağlık. Aslında soru cevap kısmına geçmeden önce bir şey belirtmek istiyoruz. Biz bu sunumu promotion ekibinden 4 kişi olarak yaptık. Ama promosyon ekibinde bulunan diğer arkadaşlarımız, Ferhat Erdaş, Mehmet Aran, Onur Erkaç, Emre Burak Gökdağ, Selay Arkun, onların da bu projedeki emekleri büyük. O yüzden onların da isimlerini almadan geçmeyelim, bitirmeyelim istedik sunumu. Buradan teşekkürlerimizi de iletelim onlara. Şimdi sorularınız varsa biraz bekleyelim, sorularınızı alalım. Sanırım daha öncesinde PSA sizin yazdığınız bir ürün mü diye sorulmuş. Aslında bizim yazdığımız bir servis. Evet, kendi isimlendirmemiz. Promotion Search App'inin kısaltılmışı. Golang ile yazılmış bir servis. Görevi ise tamamen sepete uygun olan promosyonları bulup promotion'a bir dönmek aslında. Bu arada şu bilgiyi de geçelim. Sunum sonrasında sorularınız olursa eğer bu ekipten birisine LinkedIn üzerinden erişebilir ve sorabilirsiniz istediğiniz bir zaman. Herkese teşekkür ederiz bu arada dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. O zaman ufaktan sonlandırabiliriz gibi. Sanırım soru yok gibi. Aynen, sonlandırabiliriz bence de. Tekrardan teşekkürler herkese. Derken bir soru geldi. Elasticsearch'u veri tabanı olarak kullandığınız bir yer var mı? Bu soruyu cevaplamak isteyen yoksa ben birkaç bir şey söyleyebilirim. Aslında veri tabanı olarak kullandığımız bir yer yok. Şu anda Elasticsearch bizim yapıda tamamen promotion search mekanizması için kullanıyoruz. Sepete uygun promosyonları bulurken kullanıyoruz. Henüz bir veri tabanı olarak kullandığımız, direkt olarak veri tabanı kullandığımız bir yer değil bizim için. Aynen. Yani Elasticsearch bizim primary datamızı tuttuğumuz, purse ettiğimiz yer değil aslında. O SQL server. Sadece search amaçlı kullandığımız search engine. Aslında post ettiğimiz yer SQL Server. Sanırım hayal edemiyorum. Aynı anda ikimiz yapmaya çalışıyoruz. <çözümünü. gülüyor> Teşekkürler. Güzel dönüşleriniz için bu arada. Sanırım başka soru yoksa kapatabiliriz. O zaman tekrardan teşekkür ederiz tüm dinleyenlere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.